Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bugün sizle biraz geriye, biraz tarihimize ve tarihimizin çok ilginç köşelerinden birine gideceğiz. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ü nasıl biliyoruz? İşte ulusal kurtuluşumuzun öncüsü, önderi, İstiklal Savaşı kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, değil mi? Hayatı önce askeri, sonra siyasi mücadelelerle geçmiş bir önder. Ama onun bir de kendi hayatı var. Kendisine çok az ayırdığı hayatı, öyle diyelim. Bir evliliği var Latife Hanım'la. Latife Hanım'la 29 Ocak 1923'ten 5 Ağustos 1925'e kadar, yani 2,5 sene kadar evli kalmış. Yürümemiş. Neden yürümediğine şimdi bakacağız ve neden yürümediğinin hani tanıklarından birini sesli olarak izleyeceksiniz birazdan. Efendim Özden Toker. Özden Toker kim? İsmet İnönü'nün. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün sağ kolu İsmet İnönü'nün kızı. Ve küçüklüğünde hani bütün hayatı neredeyse bu Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun içinde geçmiş. Yani İnönü'nün evinde çoğu toplantı yapılmış. Atatürk'ün de katıldığı, yabancı devlet adamlarının da katıldığı, hani gerçekten yaşayan bir tarih. Özden Toker bir grup gazeteciyi geçenlerde Pembe Köşk'e davet etti Ankara'da. Bilen bilir, hani Çankaya'ya çıkarken sağda yer alır. Daha doğrusu şimdi inerken solda, tek yönlü oldu yol. Seymenler Parkı'nın karşısında Pembe Köşk. Ankaralılar bilir. Pembe Köşk İsmet İnönü'nün yaşadığı yer. Şimdi de müze halinde. İnönü Vakfı orayı müze haline getirdi. İsteyenler gidip görebilir ve şiddetle tavsiye ederim. Özden Hanım bizi orada ağırladı. Gerçekten hem kendisi anlatarak, o günleri yaşayarak çok güzel şeyler söyledi, çok güzel şeyler tanıttı. Örneğin şimdi fotoğrafta size gösteriyorum, bir yemek masası var burada. Özden Hanım o yemek masasının bir sandalyesinin önünde duruyor. Orası İsmet İnönü'nün koltuğu, yani ev sahibinin, Özden Hanım'ın babasının koltuğu ya da sandalyesi. Peki baş koltuk kime ait? En baştaki koltuk. Orası Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu ya da sandalyesi. O pek çok yemek, yani o bildiğiniz hani Çankaya yemeklerinin ciddi bir kısmı bu masa etrafında yenmiş. Gerçekten yaşayan bir tarih ev. Bir resim daha göstereyim size. Bu bir bilardo salonu. Evin bilardo salonu. İsmet İnönü kendisi de iyi bir bilardo oyuncusu olarak biliniyor. Atatürk de oynarlarmış. Şimdi bu masa İran Şahı'yla bilardo oynadıkları masa. İran Şahı'nın Türkiye ziyareti sırasında işte bu masada, hatta orada masanın, yani fotoğrafın uç tarafında göreceksiniz bir fotoğraf. O işte bu masanın tam o noktasında çekilmiş ve o gün davete katılanların fotoğraflarının yer aldığı bir şey, bir bilardo salonu diyelim. Hatta şeyin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bilardo oynarken bir resmi vardır. Ve hani İnönü'nün verdiği pozla neredeyse aynı pozu vermiştir. Böyle bir şey var. Yani siyaset adamlarının da sevdiği bir oyun zannediyorum bilardo. Şimdi bize anlatırken Özden Hanım işte evin özelliklerini, efendime söyleyeyim işte Mevhibe Hanım'la İsmet Bey'in nasıl tanıştıklarını, savaş sırasında nasıl evlendiklerini, nasıl yaşadıklarını, yani işte ailenin yanına Malatya'ya gidiyor Mevhibe Hanım, ondan sonra o sırada işte İnönü savaşları oluyor, sonra İnönü soyadını oradan alıyor İnönü mevkiinde. Hani Atatürk'ün o meşhur lafı vardır ya, milletin makus talihini, yani küsmüş talihini tersine çevirdin diye, Yunan işgal ordularının ilk defa geriletildiği yer filan. Yani işte İzmir'in işgalden kurtarılması, 9 Eylül filan, çok enteresan şeyler. İşte o 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ü kalması için Uşakizade konağına götürüyorlar. Uşakizade bir eski Uşak
ailesi. Helvacızade diye Uşak'ta bilinirlermiş. İzmir'e göçtükten sonra Uşakizade diye bilinirler, biliniyorlarmış. Latife Hanım o evin kızı. Latife Hanım'la tanışıyorlar. Latife Hanım'dan çok etkileniyor. Yani Latife Hanım daha o devirde işte Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'den mezun olmuş. Paris Sorbonne'da hukuk okumuş. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca konuşabiliyor. Böyle hakikaten kendi kişiliği olan bir kadın. Uzatmayalım, evleniyorlar. Evleniyorlar fakat evlendikten bir süre sonra da artık Ankara'da ayyuka çıkıyor. Ne oluyor, niye geçinemiyorlar diye. Nitekim 2,5 sene sonra boşanıyorlar. Boşandıktan sonra da ahbaplıkları sürüyor. Arkadaşlıkları sürüyor. İrtibat hiç kopmuyor ama aynı çatı altında yapamıyorlar. İşte bu şeyde Özden Hanım, Özden Toker bize bunları değil, daha doğrusu tarihi anlatırken işte Atatürk'ün o çocuklara da kendilerine de işte nasıl nasihatler verdiğini falan anlatırken mesela ne olmak istiyorsunuz diye sormuş. İşte Özden Hanım öğretmen olmak istiyorum. Nice çok güzel demiş. Ülkü, manevi kızı Ülkü ona sormuş sen ne olmak istiyorsun diye. Özden Hanım hatırlıyor işte o sandalyede ben oturuyordum, şu sandalyede Ülkü oturuyordu falan diye. Demiş ki balerin olmak istiyorum. Atatürk bilmiyor balerin nedir demiş yani. Yani balerin işte dansçı öğretmişler. Ülkü hatta Özden Hanım'ın ifadesine göre çıkmış sandalyenin üstünde şöyle bir dönmüş filan işte çocuk haliyle. Ama Atatürk'ün yaşadığı ortamda Çankaya Köşkü'nde de o bilgilere, o eğitime sahip olmuş yani o zamanın şeyiyle. Her neyse Yalçın Bayar gazeteci abimiz dedi ki ya biraz dedikoduya girmesin ama dedi niye ayrıldılar dedi. Niye yapamadılar biliyor musunuz dedi. O da dedi ki ya biz çocuktuk ama hep konuşuluyordu evlerde. O yüzden biraz bir şeyler söyleyebilirim dedi. Biz de heyecanlandık. Bakın Özden Hanım Mustafa Kemal Atatürk'le Latife Hanım, Latife Uşakizade. Neden, nasıl evlendiler ve neden boşandılar anlattı. Bakın şimdi ona bırakalım biz sözü. Yine ikisi de Atatürk'te Latife Hanım'da bir idealle evleniyorlar. Yani Latife Hanım için Atatürk vatan kurtaran aslan. Yani o İzmir kurtulduğu zaman kendisi ailesiyle yurt dışında sırf Atatürk görsün diye onları bırakıp İzmir'e geliyor. İzmir'de kendi evlerinde onları Atatürk'ü ağırlıyor. Ve Atatürk yani böyle bir tam kahraman gibi görüyor. Atatürk de Latife Hanım'ı tam kafasındaki çağdaş Türk kadını. Yani lisan biliyor, birkaç lisan biliyor, üniversite mezunu, kalabalığa girmeye alışık. Herkesle de hanımlarla, erkeklerle rahatça konuşuyor. Yani herkesin arasında kendini yerinde hissediyor. Güvenilir bir insan. Tam yani şey, o kendi şeylerini, fikirlerini yaratacak olan insan. O da bir ideal. Yani iki ideal. Yani farz edin ki bir asansörde farz edin. O asansör en tepeye çıktığı anda onlar ikisi asansöre biniyorlar. Ama en tepeden biniyorlar. Onun için en tepeden binince yani anlaşmak zor. Evlilik başka bir şey. Değil mi? Yani ideal, her iki idealin bir arada yaşaması zor. Onun için her ikisi kendi haklı oldukları zaman ısrar ediyorlar. Biz haklıyız diye. O zaman da anlaşma olmuyor. Birisinin alttan alması lazım. İşte kimse o alttan almaya razı olmuyor. Halbuki benimkiler o asansörün tam tabanında oturmuş, girmişler oraya. Annem o zaman işte 18-19 yaşında, babam da işte kaç yaşında o zamanlar? Yani 30'lar, 30 küsur yaşında. Yani Lozan'a gittiği zaman 39 yaşında babam. Annem o zaman 26 yaşında. Düşünün. Yani gencecik ikisi de. Annem hiçbir şey yani kafes arkasında büyümüş. Babam askerlikten başka hiçbir şey görmemiş. Yani her şeye, hayatlarına sıfırdan başlıyorlar. Ondan sonra beraber savaş geçiriyorlar. Babam başbakan oluyor, cumhuriyeti kuruyorlar. Cumhurbaşkanı oluyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Onun için onlarla diğerinkinin o şansı yok. Yani bence o. Çünkü hakikaten ayrıldıktan sonra... Evet, Özden Toker'in anlatımıyla Mustafa Kemal Atatürk
Latife Hanım'la nasıl evlendi, neden yapamadılar, nasıl ayrıldılar ve tarihi ayrı bir ışık tutan, böyle çok da Özden Hanım'ın o tatlı üslubuyla, hani kimseyi hala incitmemeye çalışarak ama incitmemeye çalışırken de hiçbir şeyin üstünü kapatmadan nezaketle anlatımını birlikte izledik. Tarihte tuhaf şeyler oluyor. Yani ülkesine bir mutluluğu getiren insan kendi hayatında mutluluğu bulamıyor. Tersi de olabilir. Ama Mustafa Kemal Atatürk'le Latife Hanım'ın işte sonuna ulaşmayan dediğim ya da işte bekledikleri gibi, mesela ilk evlendikleri sırada bekledikleri sona ulaşmayan öykülerini bir de Özden Töker'den dinledik. Ümit ederim sizlerde de hoş anılar bırakır Özden Hanım'ın anlatımı. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla, hoşça kalın.